Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün 23 Nisan 2018 Pazartesi Ulusal Kanal'da Türkiye'nin Halkçı Devrimci Televizyonu'nda Televizyon Gazetesi'ne Çocuk Bayramı'nı kutlayarak başladık. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı. Çocuk Bayramı ancak bir büyük liderin küçük kalplere hediye edebileceği bir bayramdı. O da hediye edildi. Şu anda onu kutlamakla meşgulüz. Bütün çocuklarımız meşgul. Peki ulusal egemenlik ne? Değil mi? Tamam, çocuk bayramı. El ele, el ele verin çocuklar. Güzel. Çocuklar geleceğimiz. Ulusal egemenlik ve çocuk bayramı. Ulusal egemenlik ne? Arkadaşlar bakın. 1973 yılında Japonya'da CFR, Bilderberg ve Trilateral Komisyon tarafından yapılan bir toplantıda alınan 21 karardan sizlere birkaç kez bahsetmiştim. Şimdi ulusal egemenlik neymiş? Bu kararlar çerçevesinde bir bakalım. Diyor ki bu yarı resmi kuruluşlar, Amerika'nın bütün dünya politikasını belirlemekte kullandığı bu kuruluşlar. Dünyanın siyasi ve mali hegemonyasını paylaşmak, uluslararası ekonomik birliği kurmak. Uluslararası ekonomik birliği kurduğunuz zaman mesela Avrupa topluluğunu buraya giren bir ülkenin egemenliğinin bazı bölümlerini elinden alırsınız. Egemenlik neyle belirlenir? Milli parayla, milli sınırlarla, milli orduyla, milli bayrakla değil mi? Milli dış politikayla, milli üretimle. Avrupa Birliği ne diyor? Bir kere paran Türk parası olmayacak diyor. Avro olacak diyor. Gitti ulusal egemenlik değerlerinden bir tanesi. Devam. Gümrük engeli olmaksızın ürünlerin serbest dolaşımını sağlamak. Gümrük Birliği mesela ulusal egemenliğin önündeki engellerden biridir. Ulusal egemenliğin bir parçasını başkalarına vermektir. Uluslararası bir parlamento kurmak diye kendi ilkelerini açıklıyor küresel egemenlerin sözcüleri. Uluslararası bir parlamento kurmak. İşte Avrupa Parlamentosu. Ne çıkıyor içinden? Soykırımı yalanı çıkıyor. Ne çıkıyor içinden? Türkiye'ye karşı haksız cezalar çıkıyor, bilmem neler çıkıyor. Sizi bunlara mecbur etmeye çalışıyorlar. Buna da uluslararası hukuk, uluslararası politika diyorlar. Ama ulusal egemenliğinizin bir parçasını elinizden alıyorlar. Birleşmiş Milletler ve her türlü uluslararası kuruluşa üye ülkelerin egemenliğini sınırlamak. Birleşmiş Milletler'e girdiğiniz zaman onların kararlarını kayıtsız şartsız kabul ediyorsunuz ve egemenliğiniz sınırlanıyor. Bunu da 1973'te açıklamış adamlar. Her türlü uluslararası kuruluşa üye olan ülkelerin egemenliğini sınırlamak diyor. NATO'ya üyeyseniz egemenliğinizin bir bölümünü NATO'ya teslim etmiş oluyorsunuz. Nitekim bu ülkede bazı genelkurmay başkanları 50'lerde falan birçok politikacı Türkiye Cumhuriyeti toprakları aynı zamanda NATO topraklarıdır diyebiliyor. Hayır, bu topraklar Türkiye Cumhuriyeti'nin topraklarıdır, Türk milletinin topraklarıdır. Ama kafaya yerleşmiş o NATO'culuk bir kere. O teslimiyetçilik yerleşmiş, o tam bağımsızlıkçılık, milli egemenlikçilik bir kere kafalarından yavaş yavaş siliniyor. Başka nedir milli egemenlik? Mesela askeri otoriteyi sivil otoriteye bağlamak, ulusal orduları dağıtmak, uluslararası bir polis gücü kurmak. Askeri otoriteyi sivil otoriteye bağlamak ve ulusal orduları dağıtmak. Bunları görmedik mi? Gördük. Ergenekon ve Balyoz ulusal orduyu dağıtma girişimi değil miydi? Nitekim ne oldu? Son 1-2 yılda yapılan değişikliklerle sivil otoriteye ordunun bağlanması söz konusu oldu. Bunun sakıncalarını görmedik mi Fırat Kalkanı'nda, Zeytindalı Harekatı'nda? Ulusal egemenlik ve çocuk bayramı diyorsak, bakın bunların hepsi ulusal egemenlik unsurlarıdır. Başka, dünya genelinde özelleştirme yapmak diye bir ilke koymuş emperyalistler. Biz 40 senedir ne masalı dinliyoruz? Özelleştirme masalı diyoruz. Türkiye'nin mal varlıkları yabancılara peşkeş çekiliyor. Türkiye'nin ulusal egemenliği şeker fabrikalarıdır. Türkiye'nin ulusal egemenliği akarsularıdır, nehirleridir, buğdayıdır. Türkiye'nin ulusal egemenliği tekelidir. İşte telefon sistemleridir. Türkiye'nin ulusal egemenliği bütün Türk Telekom'udur, limanlarıdır. Zaten Atatürk Büyük Nutuk'ta ne der? Bütün limanları işgal edilse, ordular dağıtılsa, bütün fabrikalarına girilse, bütün kaleleri zapt edilse değil mi?
Ulusal egemenlik kalelerimizdir, fabrikalarımızdır, tersanelerimizdir, limanlarımızdır, şeker fabrikalarımızdır özellikle. Ama hem şeker fabrikalarını satacağım, hem ulusal egemenlik ve çocuk bayramı kutlu olsun. İkisi bir arada olmuyor. Hem Atatürkçü hem NATO'cu olamazsın. Başka, dünya genelinde borsalaşmak. Bir ülkenin ekonomisine borsanın iniş çıkışları hakim oluyorsa o ülkede ulusal egemenlikten çok fazla söz edilemez. Çok fazla söz edilemez. Yeteri kadar demokratikleşmek. Şimdi bakın, bir demokratikleşmek kavramı var. Bir yeteri kadar demokratikleşmek kavramı konmuş. Bu da ulusal egemenlikle çok ilgili bir şey. Yalnız siyasi gündem biliyorsunuz çok karma karışık. İsmail Kahraman 1. Meclis binasında anma töreninde konuşuyormuş. Şöyle bir göz atalım. Çok önemli şeyler söyleyeceğini düşünmüyorum ama kaçırmayalım. Şöyle bir göz atalım, döneceğiz ulusal egemenlik konusuna. Büyük Millet Meclisi Heyeti Temsiliye'nin çağrısıyla 23 Nisan 1920 Cuma günü açılmıştır. Başkanlığını Mustafa Kemal'in yaptığı Heyeti Temsiliye 19 Mart 1920'de seçim talimatı yayınlamış. İlleri temsilen müdafaa-i hukuk cemiyetlerinden üyelerinden seçilen üyeler İstanbul'dan katılan meclis mebusan üyesi 88 kişi Ankara'ya geldi. Mustafa Kemal Heyeti Temsiliye Reisi olarak 21 Nisan 1920 tarihinde illere bir genelge gönderdi. Genelge şöyledir. Kolordulular 14. Kolordu Komutan Vekilliğine, 61. Tümen Komutanlığına, Refet Beyefendi'ye, bütün valiliklere, bağımsız sancaklara, müdafaa-i hukuk merkez heyetlerine, belediye başkanlıklarına. Allah'ın lütfuyla Nisan'ın 23. Cuma günü Cuma namazından sonra Ankara'da Büyük Millet Meclisi açılacaktır. 2. Vatanın istiklali, yüce hilafet ve saltanat makamının kurtarılması gibi en önemli ve hayati görevleri yapacak olan Büyük Millet Meclisi'nin açılış gününü Cuma'ya rastlatmakla o günün kutsallığından yararlanılacak ve bütün sayın milletvekilleriyle Hacı Bayram Veli Camii Şerifinde Cuma namazı kılınarak Kur'an'ın ve namazın nurlarından feyz alınacaktır. Namazdan sonra sakalı şerif ve sancağı şerif alınarak meclisin toplanacağı yere gidilecektir. Meclise girmeden önce bir dua okunarak kurbanlar kesilecektir. Bu merasimde Camii Şerif'ten başlayarak meclis binasına kadar kolordu komutanlığınca askeri birliklerle özel tören düzenli alınacaktır. 3. Açılış gününün kutsallığını belirtmek için bugünden başlayarak vilayet merkezinde Vali Beyefendi Hazretleri'nin düzenleyeceği şekilde hatim indirilmeye ve Buhari-i Şerif okunmaya başlanacak ve hatmi şerifin son kısımları uğur getirsin diye Cuma günü namazdan sonra meclisin toplanacağı yerin önünde tamamlanacaktır. 4. Kutsal ve yaralı vatanımızın her köşesinde bugünden itibaren aynı şekilde hatmi şerifler indirilmesine ve Buhara-i Şerif'in okunmasına başlanarak Cuma günü ezandan önce minarelerde sela verilecek, hutbe okunurken Halifemiz, Padişahımız Efendimiz Hazretlerinin mübarek adları anılırken Padişah Efendimizin yüce varlıklarının, şanlı ülkesinin ve bütün tebaasının bir an önce kurtulmaları ve saadete kavuşmaları için ayrıca dua okunacak ve Cuma namazının kılınmasından sonra da hatim tamamlanarak Yüce Hilafet ve Saltanat makamı ile bütün vatan topraklarının kurtuluşu için girişilen milli mücadelenin önemini ve kutsallığını milletin her bir ferdinin kendi vekillerinden meydana gelmiş olan bu Büyük Millet Meclisi'nin vereceği vatani görevleri yapmaya mecbur olduğunu anlatan vaazlar verecektir. Daha sonra halife ve padişahımızın, din ve devletimizin, vatan ve milletimizin kurtuluşu, selameti, din ve devletimizin, vatan ve milletimizin kurtuluşu. Çok da beklediğim önemli şeyleri söylemiyor. O yüzden biz devam edelim. Ulusal egemenlik kavramına devam edelim. Ne demiştik? Limanlarımız, tersanelerimiz, tekelimiz, telekomlarımız, şeker fabrikalarımız,
Nehirlerimiz, derelerimiz bunlardır ulusal egemenliğin parçaları. Başka ne diyor bu emperyalist merkezler? Karşılıklı bağımlılığı yaymak diyor. Biz tam bağımsızlıktan yanayız. Demek ki ulusal egemenlikle tam bağımsızlık arasında derinden bir bağ var. Efendim, bağımsız merkez bankaları kurmak. Bağımsız değil onlar. Uluslararası sermayeye bağımlı, kendi devletine bağımsız. Ülke bütçelerini dengeli bir biçimde açık verir tutmak, sürekli artan borçlanma döngüsüne sokmak. Borçlandığınız zaman egemenliğinizi teslim edersiniz. Arkadaşlar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, ulusal egemenlik kavramını tartışmadan asla ve asla anlayamayacağımız ve kutlayamayacağımız bir şeydir. Şimdi bakıyorsunuz cari açık dev kadar olmuş, borç dediğiniz dünyayı aşmış. Ulusal egemenlik ve çocuk bayramı. Çocuklar kutlasın. Ama önce ulusal egemenliğimize sahip çıkalım ki bayramın öbür tarafını kutlayabilelim. Ben bunu bilirim, bunu anlarım, bunu söylerim. Başka? Üç aşağı beş yukarı ulusal egemenlik dediğiniz şey, Türk milletinin Türkiye Cumhuriyeti topraklarında hakim olması, karar verici olması demektir. Tarlasına ne ekeceğini kendisinin bilmesi demektir. İşte hangi fabrikasında neyi ne kadar üreteceğini Türk milletinin karar vermesi demektir. Ama bakın 1950'lerden bu yana, çok partili sistemden bu yana daha çok buna karar veren Amerika'nın güdümündeki sağ politikalardır. İşte Menderes hükümetinden başlayın. Devam edin. Atatürk ilkelerinden vazgeçilmiş, Amerikan politikalarına girilmiş, emperyalist politikalara girilmiş. Ne Afyon üretebilirsiniz, ne Kıbrıs'a doğru dürüst müdahale edebilirsiniz. Hemen Johnson mektubu gelir, değil mi? Başı dik demektir ulusal egemenlik. Biz ulusal egemenlik ve çocuk bayramımızı bu bilinçle bir kere daha kutluyoruz. Hadi bakalım. Aydınlığın manşeti şöyle atılmış: İktidar darbeci, muhalefet hileci, sistem çürüdü, çözüm 23 Nisan'da. Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, AKP-MHP'nin darbe dayatmasından da, CHP-İYİ Parti'nin anlaşmasından da Türkiye'ye çıkış yolu göstermediğini söyledi. Perinçek, Türkiye'nin çözümü bu hile, orada sistemin dışından çıkacak dedi. Az önce ne anlattık biz? Değil mi? Bu hile hurda sistemin emperyalistler tarafından nasıl oluşturulduğunu anlattık. Şimdi bakın arkadaşlar, bir örnek vereyim size. Şeker fabrikaları satılıyor ya, İYİ Parti, CHP, MHP falan gösteriler yaptılar, toplantılar yaptılar. Şeker fabrikaları satılamaz diye. İyi de babacığım, hepinizin programında, parti programında özelleştirme var. Özelleştirmeyi kabul ediyorsunuz. Neyin hayırı bu? Oyun oynanıyor. Ben sizi uyarmak için burada konuşmak zorundayım. Şimdi bu konuşmayı yapmadan önce, çünkü biliyorum ki bazılarınız kızacak, bazılarınızın hoşuna gidecek. Hiç kimseye bir borcum yok. Hiç kimseyle bir alışverişim yok. Sadece özgür irademle doğru dürüst bilgiler vermeye çalışacağım size. Kimin dediği gibi, Nesimi'nin dediği gibi, minnet eylemeden. Çok üstünde ciddiyetle durum bunun. Serkan, seni bekliyorum. Har içinde biten Gonca Gül'e minnet eylemem. Harabi Farisi'yi bilmem, dile minnet eylemem. Sırat-ı müstakim üzere gözetirim rahımı. İblisin talim ettiği yola minnet eylemem. Bir acayip derde düştüm, herkes gider kârına. Bugün buldum, bugün yerim. Hak kerimdir yarına. Zerrece tamahım yoktur şu dünyanın varına. Rızkımı veren Hüdadır, kula minnet eylemem. Ey Nesimi, can Nesimi, ol gani mihman iken, yarın şefaatlerim Ahmet-i Muhtar iken, cümlelerin rızkını veren ol gani serdar iken, yeryüzünün halifesi hünkâra minnet eylemem. Hiçbir şeye minnet eylemeden konuşacağız. Hiçbir şeye minnet eylemeden siyaset yapacağız. Hiçbir şeye minnet eylemeden bu memleketin bekası, selameti ve refahı için yaptığımız işi yapacağız. Yoksa hiçbir işe yaramaz. Niye bu şiiri okudum? Görürsünüz. Evet. Çocuklar
pardon, çözüm 23 Nisan'da iktidar, darbeci muhalefet, hileci seçim çürüdü. Aydınlığın manşetiyle bir bakalım isterseniz. Güncel tartışmanın içine girelim. Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, AKP MHP'nin darbe dayatmasının da CHP İYİ Parti'nin anlaşmasının da Türkiye'ye çıkış yolu göstermediğini söyledi. Perinçek, Türkiye'nin çözümü bu hile hurda sistemin dışından çıkacak dedi. CHP'li 15 milletvekilinin partilerinden istifa ederek Akşener'in adayı olabilmesi için İYİ Parti'ye geçmesini siyasi ahlaksızlık olarak değerlendiren Perinçek şunları söyledi. Bütün konuşmalara, partiler arası ilişkilere bakınız. Ne Türkiye'nin vatan bütünlüğü konuşuluyor, ne borç batağında çırpınan Türkiye'ye bir çözüm konuşuluyor, ne laiklik, ne komşularla işbirliği, ne de Çin'le Hindistan'la Türkiye arasında ekonomi ilişkilerini geliştirmek konuşuluyor. Çiftçinin, işçinin, sanayicinin, tüccarın, memurun derdi partiler arasındaki konuşmalarda yok. Varsa yoksa hangi hileyi yaparız? 23 Nisan'da devrimci bir hükümet kurulduğunu hatırlatan Perinçek şöyle devam etti. Siyaset, Türkiye'nin gündeminde olmayan çıkarlar üzerine anlaşmalar yapmak değildir. Türkiye'nin önündeki problemleri çözmektir. Karamsarlığımız yok. Bu çırpınışlar Türkiye'yi olağanüstü çözümlere götürüyor. Hem Devlet Bahçeli ve Tayyip Erdoğan'dan gelen darbenin karşısındayız, hem de İYİ Parti ve CHP'nin siyasi ahlakı yere atan tutumlarını onaylamıyoruz. Bunların Türkiye'ye bir fayda getirmediği gibi bu partileri de felakete götürdüğünü, hilelerin altında kalacaklarını açık bir şekilde görüyoruz demiş Doğu Perinçek. Neden demiş? CHP'den İYİ Parti'ye vekil transferi haberinden dolayı. AKP'nin MHP ile anlaşarak uygulamaya koyduğu seçim darbesinde Meral Akşener'in adaylığının önü açıldı. CHP ile İYİ Parti anlaştı. CHP'li 15 vekil istifa edip İYİ Parti'ye geçti. Vekillerin istifasına CHP içinden de itirazlar geldi. İtiraz edenlerden bir tanesi bizim eski Erzincan Cumhuriyet Savcısı Ergenekon Balyoz kumpası ile içeriye atılan İlhan Cihaner'di. İlhan Cihaner'de biraz ÖDP'lilik var anladığım kadarıyla. Öyle biliyorum kendisini. Demiş ki kendi partisine attığı bir tweetle efendim demiş iyi hoş TKP ve ÖDP'ye de 20'şer milletvekili rica etsem. Bu CHP'li bunu söyleyen. Bir de Zeitung haberi vereyim. Daha sonra silinmiş. Refah Partisi'nden de bir talep var. Bonservisleri elinde olan CHP milletvekillerinden 20 tanesini de bana gönder diye. Durum budur. Durumun özeti budur. Şimdi bakıyoruz köşe yazarlarında bu duruma... sosyal medyayı saymıyorum. Allah! Tam bir zafer havası. Herkes herkesi kutluyor, tebrik ediyor. Yaşasın CHP, aferin İYİ Parti. İşte... kumpasların oyunu bozuldu falan. Bozuldu mu? Ona bir bakalım mı? Rahmi Turan mesela medyada çok güzel olmuş demiş. Çok sevinmiş demiş. Bakacağız bakalım ne güzel olmuş. İktidar partisinin İYİ Parti lideri Meral Akşener'den çok korktuğunu, hatta daha fazlası ödü koptuğunu bir kez daha anladım. Neden böyle düşünüyorum? Meral Hanım ben 100 bin imza ile Cumhurbaşkanlığına aday olacağım diye meydan okudu ya. Aldı mı iktidarı bir telaş. Hemen meclise bir yasa önerisi verdiler. Amaçları Meral Hanım'ın önünü kesmek. Rahman abi emin misin? Peki devam. Her yandan haksızlık akıyor. İYİ Parti Genel Sekreteri Aytun Çıray, Yargıtay Başsavcılığı'nın Yüksek Seçim Kurulu'na verdiği listede İYİ Parti de var. Seçilme hakkımız tescillendi diyor ama son karar Yüksek Seçim Kurulu'nun. Kurulun başkanı Sadı Güven ise İYİ Parti hakkında sorulan soruya ben bilmem diye cevap verdi. Sen bilmezsen kim bilir efendi? Nasıl şey bu? AKP, MHP'nin meclise verdiği ortak kanun teklifine göre, şimdi şurayı özellikle dinleyin arkadaşlar. Önemli olan yer burası. Meclis dışından aday olacak kişi maliyeye 131 bin lira ödeyecek ve 100 bin oyu toplayamazsa parayı geri alamayacak. Yani ne kadar para o kadar demokrasi değil mi? İmza verecek olan kişilerin yanında nüfus cüzdanlarından başka ikametgah adreslerini gösteren belge de bulunacak. Olur, annemin kızlık soyadını da getireyim mi? Seçmenler adaylık teklifi için kayıtlı oldukları ilçe seçim kuruluna bizzat başvuracaklar. Seçmenler ancak YSK tarafından ilan edilen adaylara imza verebilecek. İmza için sıkıştırılan süre bu maddeyle daha da daraltılıyor. Her seçmenden sadece bir kişi için Cumhurbaşkanı adaylık başvurusu yapılabilecek vesaire. Dur. Şimdi bakın daha önce de bu konularda konuştum. Sokakta İmza masası kurarsınız, gel kardeşim dersiniz, adın soyadın ne, adresin ne, vatandaş kimlik numaran ne, TC kimlik numaran ne.
alırsınız, çak imza edersiniz, olur biter. Ama şimdi adam kalkacak, dolmuşa binecek, Yüksek Seçim Kurulu'na gidecek, orada kuyrukta bekleyecek, olmadı öğle arası, haydi git dışarıda yemek ye, dünyanın parası, tekrar dön, tekrar kuyruğa gir. Annenin kızlık soyadını mı ister artık, ne yapar? Bir de kaç kişi görevli Yüksek Seçim Kurulu'nda? Kaç kişi? Bütün ilçe seçim kurullarında bu uygulama yapılacak mı? Ya derse İstanbul'da 3 kurulda uygulayacağım. Günde 5000 kişi gelecek imza vermeye, ne yapacaksınız? Evet, 1000 türlü zorluk çıkarılıyor. Rahmi Turan da diyor ki vesaire vesaire, böyle zorluklar var. Şimdi devam edelim. Tüm bunlar hepsi bir korkunun ifadesi. Bütün güçlüklerin yeneceği belirtilen Meral Hanım haklı olarak öfkeli diyor. Eyvallah. Ve Akşener'e verilen 15 milletvekili desteğini övüyor. Geçelim. Evet, son dakika diyor. 15 milletvekili CHP'den istifa edip İYİ Parti'ye geçti. Bu CHP ile İYİ Parti'nin anlaşması sonucu oldu. İsabetli bir manevra. Böylece İYİ Parti kendi 5 milletvekiliyle beraber 20 milletvekilini tamamlayarak mecliste grup kurmuş oldu. Yasaya göre mecliste grubu olan partiler diledikleri kişiyi Cumhurbaşkanlığına aday gösterebiliyor. Böylece Akşener'in adaylık için 100 bin imza toplamasına gerek kalmadı. Bunun için de CHP'yi kutlamak lazım. MHP'nin Akşener'e yasayla kurmuş oldukları tuzak boşa çıkmış oluyor. CHP'yi kutlamak lazım. İYİ Parti kurtuldu. Tamam. 100 bin imza toplaması gerekmiyor artık. Peki Rahmi abi, bir önceki bölüme gel. İki önceki bölüme. O hani bir sürü zorluk var ya. Peki Rahmi abiciğim. Ta 1983'ten beri, 82'den beri tanışırız. Beni seversin bilirim. Ben de seni severim. Ha, siyasi görüşlerimiz, gazeteciliklerimiz birebir örtüşmez. Olsun. Sevdiğim, saydığım birisin. Şimdi diyorsun ki İYİ Parti'ye kurulan tuzak boşa çıktı. CHP'yi kutlarım. Ama 100 bin imzayla aday olmak isteyenler şu zorluklara hala katlanmak zorunda mı? Bu zorluklar hala yürürlükte mi? Evet. Peki mesela Saadet Partisi lideri ben 100 bin imzayla girmek istiyorum, aday olmak istiyorum derse bütün bunlarla karşı karşıya kalacak mı? Kalacak. Vatan Partisi Genel Başkanı 2 aydır aday partisinin kurultayıyla ve 50-60 binden fazla imza topladı sokakta. Hala bu zorluklar çıkartılacak mı karşısına? Çıkartılacak. Seçime kaç parti giriyordu Serkan? Bir gösterir misin? Kaç parti giriyordu seçime? Hangi partilerdi bunlar? Seçime 9 ya da 10 parti girecek. Bu 9 ya da 10 parti için böyle dünya kadar zorluğu çıkaracaksınız. Ama Meral Hanım kurtulunca işin içinden aferin CHP diyeceksiniz. 1. Eşitlik nerede? 2. Adalet nerede? 3. Demokrasi nerede? 4. Kanunilik nerede? Hı? Bu zorlukları dayatacaksınız diğer partilere. Meral Akşener'in İYİ Partisi'ni kurtaracaksınız. Ve buna demokrasi diyeceksiniz ha? Buna eşitlik diyeceksiniz. Buna adalet diyeceksiniz. Ve benim sevinmemi bekleyeceksiniz. Arkadaşlar herkes şapkasını önüne koysun. Futbol maçı seyretmiyoruz. Bu ülkenin kaderiyle ilgili bir seçim yapıyoruz. Ancak futbol maçında hakem verilmeyen bir faul için düdük çalmadığı zaman seyirci ama geçen hafta Beşiktaş'a da aynısı yapıldı ya da Fenerbahçe'ye de aynı yapıldı der. Biz böyle diyemeyiz. Biz kahvede konuştuğumuz gibi konuşamayız. Bu problemler duruyor mu? Duruyor. Ama Atlantik'in adayı söz konusu olunca akan sularda duruyor değil mi? Bakın şimdi AKP grubu var. BTP ne yapacak? BBP ne yapacak? CHP grubu var. Demokrat Parti ne yapacak? HDP grubu var. İYİ Parti'yi kurtardılar. MHP giremiyor da 100 bin imza toplamak zorundaydı ittifak olmasa. Saadet Partisi ne yapacak? Vatan Partisi ne yapacak?
Eşitlik, he? Adalet, he? Seçim, he? Demokrasi, he? Ay, ay. Ay. Peki de şimdi Akşener aday olacak mı? Yani işte partisi şey yaptığına göre aday olacak. Öyle mi? Emin misiniz? Bütün o sevinenler. Cumhuriyet'in bir manşeti var, diyor ki Akşener'i ikna turu, diyor. Şimdi kafalar karışacak. Karışsın. Ne diyor bak? CHP demiş ki aday olma ısrarından vazgeç, ortak aday bulalım. Akşener'i ikna turu. Dikkat buyurun. 24 Haziran'daki baskın seçim kararının ardından CHP ile İYİ Parti arasındaki baş döndürücü trafikten muhalefetin tek ve ortak bir cumhurbaşkanı adayıyla seçime girme arayışı çıktı. Adaylığını ilan eden Meral Akşener, ortak aday için ikna edilmeye çalışılıyor. Akşener ikna edilirse muhalefet Erdoğan'a karşı tek adayla çıkacak. Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu'nun Akşener'in tek adaya ikna edilmesi yolunda etkili olabileceği kulislerde konuşuluyor. Tüm partilerin çıkaracağı ortak bir adayın yanı sıra bağımsız bir adayı tüm partilerin desteklemesi seçenekleri tartışılıyor. Abdullah Gül'ün aday olma olasılığı ise %50'nin altında. Meral Akşener'e diyorlar ki, seni seçime sokalım. 15 tane milletvekili verelim, grubunu kur, seçime sokalım. Ama aday olma, ortak bir adayımız olsun. Meral Akşener niye aldı bu 15 milletvekilini? Bir de işin etik tarafı var, ahlaki tarafı var, değil mi? Niye aldı? Ne karşılığında aldı? Meral Hanım değil miydi? Daha birkaç gün önce Meral Hanım değil miydi? Ben böyle abudik kubidik işlerin içine girmem. Katakullilere matakullilere gelmem diye. Ben mi yanılıyorum? Serkan ver. Ne çıkar, ne çukur, ne cukka, ne yıkım ittifakı asla kata yapmayacağız. Şartlı şurtlu insanlarla el sıkışıp sırf aday olabilmek için grup kurmak gibi bir abidik gubidik işimiz olmayacak. 100.000 imzayla çıkacağız yola, yiğitleri de göreceğiz bakalım. 100.000 imzayla kimler yola çıkacak? Halep oradaysa arşım burada. Hep birlikte göreceğiz. Ne oldu şimdi? Ne diyor amca? Abidik gubidik işlerin içinde olmayacağız. Oldunuz. Abidik gubidin kaynağını biliyor musun? Ama bilmezsin ya tabii, kaç yaşındasın ki. 60'lı yıllarda çok meşhur bir şarkı vardı, abidik gubidik diye. Lap lop la ba luba twist, abidik gubidik twist. İşte Osman Bey'de bir durak, durakta bir kadillak, kadillakta bir manyak. Bilmez, turist abi dalgana bak, lap lop la ba luba twist, abidik gubidik twist. Abidik gubidik oradan gelmedir. Hiç de bir anlamı yoktur. Ama Meral teyzemiz diyor ki, biz böyle abidik gubidik işlerin içine girmeyiz, grup kurmayız. Kurdun. Abidik gubidik işlere geliyormuşsun demek ki. Etik ne olacak? Ahlak manasında siyasi etik ne olacak? Yaşasın Meral Hanım, seçime girebiliyor. Abidik gubidik işlerle giriyor. Ne yani şimdi Tayyip Erdoğan'ı indirmeyelim mi? İndirin. Böyle indiremezsiniz diyorum ben. Size işin doğrusunu anlatmaya çalışıyorum. Böyle indiremezsiniz. İndirirsiniz. Kim gelecek? Meral Akşener gelecek. Öyle mi? Kim Meral Akşener? Göstet Serkan. Meral Hanım'ı tanıyalım. Tanıyalım. Bu kim?
Fethullah Gülen. Meral Hanım bu mu? Bu. Ajan safsatasına tepki. Vatana hizmet ajanlık mı oldu? Fethullah Gülen'le alakalı ajanlık iddialarına tepki gösteren Meral Akşener demiş ki, vatana hizmet ajanlık mı oldu? Biz bunu söylüyorduk. Fethullah Gülen'in okulları dünyanın hep kritik yerlerinde. Ya uyuşturucu geçiş noktalarında, ya emperyalizmin müdahale noktalarında ve burada çalışan öğretmenler CIA'den maaş alıyor, önemli bir bölümü bu ajanlık faaliyetidir diye. Ajan olduğu çıkmadı mı ortaya? 15 Temmuz gecesi çıkmadı mı? Tepemize bomba yağdırmadı mı? Bunu mu istiyorsunuz? Bunu mu istiyorsunuz? İsteyin o zaman. İsteyin o zaman. Ya 20 sene önceymiş. Peki bugüne gelelim. Durun. 20 sene öncesinden biraz daha duralım. Susurluk olaylarını hatırlıyorsun değil mi? O kadar da çocuk değilsin yani. Hani ışık yakıp söndürüyorduk. Ne çıktı? Bir Mercedes bir kamyona çarptı ve devletin içindeki bir takım karanlık ilişkiler ortaya çıktı. Aslında o ilişkiler Doğu Perinçek'in MİT raporunu açıklamasıyla çıkmıştı. İyice döküldü Susurluk olayıyla. Daha sonra işte Meral Akşener, İçişleri Bakanı yapıldı Tansu Çiller tarafından. Yayın sırasında aramayın. Küfür bile edeceksiniz. Yayın sırasında aramayın. İçişleri Bakanı yapıldı Tansu Çiller tarafından. Gayesi de o Susurluk pisliğinin üstünü kapatmaktı. O sırada bir emniyet genel müdürü vardı, Alaaddin Bey. Emniyet genel müdürleri üçlü kararnameyle getirilir. Cumhurbaşkanı, Başbakan, İçişleri Bakanı'nın imzalarıyla. Bu sadece bir İçişleri Bakanlığı kararnamesiyle emniyet genel müdürünü görevinden aldı. Adam böyle kararname mi olur, çıkmıyorum dedi, kapısını kırdı, işgal etti makamı. Bu hukuk anlayışını mı istiyorsunuz? Ne istiyorsunuz? Arkadaşlar, durum nasıl şu anda biliyor musunuz? Sosyal medyaya bakarsanız. Zafersiz, savaş yorgunu bir CHP var ortada. En küçük bir şey de ooo yaşasın. Ya bir durun. Nereye gidiyorsunuz? Bakın, şu Meral Akşener'le CHP. Üçüncü ortak var mı? Var mı? Var. Nereden çıkartıyorum? Nereden çıkartıyorum Serkan? Hı? Tabiatımız HDP ile aynı diyor. Kim? CHP. CHP bir yandan da HDP ile sıcak temas halinde. Parti meclisi üyesi Erdal Aksünger 24 Haziran'la ilgili çarpıcı ifadeler kullandı. HDP'nin ittifakın dışında tutulması mevzubahis değil. Belki söylemde olmadığı için öyle düşünülüyor. Burada bir doğal ittifak var zaten. Doğal ittifak varmış zaten HDP ile. Kim HDP? PKK'nın yan kuruluşu HDP. Buna mı seviniyorsunuz? Sevindiğiniz bu mu? Burada tabiatı HDP ile uyabilecek tek parti CHP gibi gözüküyor. CHP'nin tabiatı HDP ile aynı mı? Uyuşur mu? Uyar mı? CHP'li arkadaşlar, CHP'nin, Atatürk'ün kurduğu partinin tabiatı bölücü bir partiyle uyar mı? Partinizin, parti meclis üyesi söylüyor bunu. HDP ile ittifak yapmak veya ortak ilkelerde buluşmak bir problem olmamalı bence diyor. Ne oldu şimdi? Yeni CHP, yeni İYİ Parti. Eski HDP. Başka ortak var mı? Bilmiyorum ortak mıdır değil midir ama bir ilişki var. Bu adamı tanıyor musunuz? Bunu. Emre Uslu ya. Tam ismi Emrullah Uslu. Neredeyse FETÖ'nün sözcüsü. FETÖ'cü Emre Uslu yayınladığı son videoda son umut Meral Akşener'dir.
Akşener'in dikmiş olduğu ağaca su veririm dedi. Kimin sonunu duymuş? FETÖ'nün sözcüsü. Hanımefendiler, beyefendiler. Hepinize hayırlı olsun. İçinize sindirebiliyorsanız. Devam edeceğim. Efendim, Türkiye Cumhuriyeti'nin son başbakanı koltuğunu bir çocuğa bırakmış. Bakalım nasıl bir çocuk, neler söylüyorlar. Hikayesi var. Türk milleti, aziz milletimiz, Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra birlikte olduğu ülkelerle yenik düşmüş ve ondan sonra ülkemizi işgal etmiş, amansız bir kurtuluş savaşı başlatmıştır. Bu kurtuluş savaşında kadın, erkek, genç, ihtiyar, birçok insanımızı, ülkemizin bağımsızlığını, bayrağımızı, vatanımızı korumak için savaşlarda şehit verdi. Yavrularımız, çocuklarımız yetim kaldılar. Dolayısıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi 23 Nisan 1920'de açıldığında ulusal egemenliğimiz, yeni Türkiye Cumhuriyeti'nin ilanı bütün dünyaya duyuruldu. Daha sonra İstiklal Savaşı'nda yetim kalan, öksüz kalan çocuklarımız için Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk büyük bir bayram düzenledi. Bir şenlik düzenledi. Onları eğlenmesi için, neşelenmesi için ve geleceğe yönelik umutlarının artması için bu şenlik, şölen çok büyük ilgi gördü. Daha sonra bunun 23 Nisan'ın bayram olarak kutlanmasına karar verildi. Ve o gün bugün her yılı dünyada çocuklara mahsus bayram olarak kutlayan ve bütün dünya çocuklarına armağan eden bir ülkeyiz. Türkiye olarak yarınımızın güvencesi, gençlerimizin, çocuklarımızın en iyi şekilde yetişmesi için Milli Eğitim Bakanımız, diğer bakanlarımız var gücüyle çalışıyorlar, gayret ediyorlar. Ben de sizlerin 23 Nisan bayramınızı kutluyorum. Bugün Bakanlar Kurulu'nu sizler oluşturuyorsunuz. Şimdi Başbakanımıza ben sözü bırakayım. Önce sizi tanıyalım. Esma Dide Taşyürek. Esma Dide Taşyürek. Esma Dide Taşyürek. Hadi bakalım, seni dinliyoruz. Sayın Başbakanım, sevgili arkadaşlarım, değerli basın mensupları. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, millet egemenliğini hakim kılmak için 23 Nisan 1920'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni açmış ve bugünü biz çocuklara armağan etmiştir. Dünyadaki tüm çocukların hayranlıkla baktığı bir bayrama sahip olan bizler, çok güzel bir ülkenin çocuklarıyız. Bu duygularla hepimize güzel, mutlu, nice bayramlar diliyor, dünyada çocuklara bayram hediye eden ve bu bayramı dünya çocuklarıyla paylaşan, tek ülke olmanın gururunu bizlere yaşatan, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve onun silah arkadaşlarına, bu ülke için canlarını ortaya koyan aziz şehitlerimize, gazilerimize saygılarımı sunuyorum. Ayrıca bizleri makamında ağırlayan bu makamın asıl sahibi Sayın Başbakanımıza da tüm arkadaşlarım ona teşekkürlerimi sunuyorum.
Sayın Başbakan, sevgili arkadaşlarım. Hepimizin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun. Neşe, huzur, mutluluk dolu nice bayramlar diliyorum. Teşekkür ediyorum. Evet sevgili arkadaşlar, biraz önce Emre Uslu, FETÖ'cü Emre Uslu'nun sonu Umut Meral Akşener'dir sözlerine dokunmuştuk değil mi? Şimdi bütün koşullar altında Cumhuriyet Halk Partisi'nin İYİ Parti'ye 15 milletvekili verip 5 milletvekili de onlarda var. 20 milletvekiliyle grup kurması ve 100 bin imza toplamadan aday olabilmesinin önünü açmasını ne diye karşılayacağız? Bakın bugün sokaklarda yüzlerce binlerce genç imza topluyor. Yüzlerce binlerce orta yaşlı, yaşlı insan imza topluyor ellerinde Türk bayraklarıyla. 100 bin imzayı bulup aday yapacağız Doğu Beyliyoları. Ne yapacaksınız o insanların emeklerini? 60-70 bin imza toplanmış. Dün Silivri'deydik. Gerçi sucuklu yumurta vermedi Şaduman ama canı sağ olsun. Onlarca, yüzlerce insan geldiler, imza verdiler orada. Ne yapacaksınız o insanların imzalarını? Siz dediniz ki imza toplayın. Adam toplayın demediniz ki Yüksek Seçim Kurulu önüne. Sizden kimse 15-20 milletvekili istemiyor. Bizim milletimiz kafasına koyduğu şeyi yapar. Başta okuduğum şiiri neden okuduğumu anladınız mı şimdi? Ver o şiiri, Serkan ver. Neden o şiiri okuduğumu anladınız mı? Onun bunun himmetiyle, ona buna minnetle cumhurbaşkanı olacaksanız hiç olmayın. Bakan olacaksanız hiç olmayın. Bakın bu adamlar bizi, biz yapan, millet yapan, bu toprakları Anadolu yapan, Türkiye yapan adamlar, nesimi bu. Bakın bir daha söylüyorum. Meral Hanım, size söylüyorum. Kemal Bey, size söylüyorum. Bakın sizin Nesimi'yi çok iyi bilmeniz lazım Kemal Bey. Ne diyor Nesimi? Har içinde biten Gonca Gül'e minnet eylemem. Arabi Farisi'yi bilmem, dile minnet eylemem. Sırat-ı müstakim üzre gözetirim rahımı, iblisin talim ettiği yola minnet eylemem. Bir acayip derde düştüm, herkes gider karına. Bugün buldum, bugün yerim, hak kerimdir yarına. Zerrece tamahım yoktur şu dünyanın varına. Rızkımı veren hüdadır, kula minnet eylemem. Ey Nesimi, can Nesimi, ol gani mihman iken, yarın şefaattarım Ahmet-i Muhtar iken, cümlelerin rızkını veren ol gani serdar iken, yeryüzünün halifesi hünkâra minnet eylemem, 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 eylemem. Gerekirse 100 bin kişiyi seçim kurullarının önüne yığarım. Gerekirse 100 bin arabayla giderim oraya. Gerekirse 131 bin lirayı cepten veririm. Sizin vereceğiniz milletvekiline, kuracağınız gruba, açacağınız yola minnet eylemem. Eylemem, eylemem. Bu kadar. Evet, televizyon gazetesine devam ediyoruz. Birazdan Cumhuriyet Halk Partisi ve Saadet Partisi liderleri şu anda görüşmedeler. Bir açıklama yapacaklar. Onu sizlere naklen vereceğim. Arkadaşlar bakın şimdi konunun çeşitli taraflarına değiniyoruz. Etik tarafına, eşitlik, adalet tarafına değiniyoruz. Benim anlattıklarımı bir arkadaşımız aşk olsun aynı AKP'liler gibi yorum yapıyorsun. Bu seçimi almak için herkesin oyuna ihtiyaç var demiş Yüksel Ada. Kürt seçmenlerin oyunu Doğu Perinçek red mi edecek? Böyle konuşmanız üzüntü verici. Oy verenlerin mutlaka Türk olması gerekmez. Yurttaşların hepsinin oy vermeye hakkı var demiş. Ben şimdi öyle bir şey demedim ki.
HDP PKK'nın devamı mıdır değil midir? Bunu söyledim. Ha Kürt seçmenlerin oyu HDP'de midir? Bakın Haziran seçimlerinden sonra Kandil'den Murat Karayılan ne dedi? Kendinizi bir şey zannetmeyin dedi. Bizim silahımızın gücü olmasaydı siz oyları alamazdınız dedi. Bakın hafızamızı tazeleyelim. PKK, PYD, YPG, HDP nedir? Amerika'nın kara gücü. Kürt halkının, Kürt arkadaşlarımızın oyuna elbette herkesin ihtiyacı var. Onlar da özgür iradeleriyle kimi isterlerse verirler. Bunu kimse reddetmez, talep de eder. Ama silah gücüyle verilen oy, ağ gücüyle, şeyh gücüyle verilen oy milli iradeyi temsil etmez. HDP milli iradeyi temsil etmez. Arkasında PKK'nın silahı olmayınca HDP hiçtir. Onu söylüyorum. Doğru anlayalım birbirimizi. İki, diyor ki aynı AKP'liler gibi yorum yapıyorsun. Allah Allah. AKP'lilerin yaptığı da aynı şey. Ben işin orasında değilim. Sadece şunu söylüyorum. 100 bin imza sorunu çözüldü mü çözülmedi mi? Çözülmedi. Kimin için çözüldü? Meral Akşener için. Neden? Atlantik'in adamı da ondan. Ondan başka hiçbir şey için değil. Yani mecliste yine bölücülüğün partisi olacak. Mecliste yine işte AKP olacak. Milletin canını yakmış 16 senedir. Mecliste yine uydur kaydır bir MHP olacak. Niye Vatan Partisi olmasın? Niye mesele TKP olmasın? Niye Saadet Partisi olmasın? Yani bir de bakıyorum kendine Atatürkçü Kemalist diyenlere. Temel Karamollaoğlu bir şey söylüyor. Hey yaşasın. Ne oluyor ya? İlkelerimizden vaz mı geçiyoruz? Kılıçdaroğlu ve Karamollaoğlu açıklama yapıyor. Ben devam edeceğim bu açıklamalardan sonra. Efendim, teşekkür ediyorum. Hayırlı günler arkadaşlar. Seçimler yaklaştı. Hepimiz biraz hareketliyiz. Sizler de heyecanlısınız. Bizler de seçime daha olumlu bir atmosferde girebilmek için bir takım temaslarımız oluyor. Sağ olsun hem Sayın Genel Başkan hem de arkadaşlarıyla güzel bir görüşme yaptık. Bu görüşmelerimiz inşallah bu hafta içinde bir takım neticelerin çıkmasına, doğmasına vesile olacak. Bu sıkışık dönemde tabii biz baskın seçim dedik. Bazıları bunu ya hem baskın diyorsunuz hem seçime hazırız diyorsunuz. Ne manaya geliyor? Bu hafta içinde bir takım neticelerin çıkmasına, doğmasına vesile olacak. Bu sıkışık dönemde tabii biz baskın seçim dedik. Bazıları bunu ya hem baskın diyorsunuz hem seçime hazırız diyorsunuz. Ne manaya geliyor? Yani ifade ettiğim mana iki ayağımızı bir pabuca soktular. Siz hazırız demeniz, ceketinizi bir alıp evden çıkmaya kalktığınız zaman yani bunu 2-3 dakika içinde yapmak var. Bir de 15-20 dakikanın içinde rahat rahat çıkmak var. Bu fırsatı vermeden bir panik havasında maalesef iktidar seçime gitme kararı aldı. Kurumları da zorluyorlar. Ben tabii özellikle Sayın Genel Başkanı ve arkadaşlarını tebrik ettim. Çünkü Türkiye belki bir kazaya uğrayacak. Bir potansiyeli olan İyi Parti seçime girmeme ihtimaliyle karşı karşıya kalacaktı. Yaptıkları jest aslında demokrasiye bir katkı sağlama babında önemli oldu. Bunu herkes de yapamaz. Bunu da ifade edeyim. Ben bundan dolayı kendilerini de tebrik ettim. Çünkü neticede oy verecek olan vatandaş oy verme hakkını kullanacak. Başka bir şey yapmayacak ki. Yani seçime girip girmemek demek. Bundan dolayı şu anda biz temelde kendi partilerimizin menfaatlerinden çok ülkemizin geleceğiyle ilgili bir takım konularda dirsek temasına, işbirliğine ihtiyacımız olduğunu gördük. Bu konudaki görüşlerimiz, çalışmalarımız inşallah bu hafta içinde belki neticelenir diye ümit ediyorum. Hepinize teşekkür ediyorum. Sayın Genel Başkanı ve arkadaşlarıma da teşekkürlerimi arz ediyorum. Sağ olun. Değerli basın mensupları, Sayın Genel Başkan'la
ve arkadaşlarıyla verimli bir toplantı gerçekleştirdik. Sayın Genel Başkan'ın dediği gibi hepimiz heyecanlıyız ama heyecan güzel bir şey. İnşallah Allah'ın izniyle biz 25 Haziran'a gülen bir Türkiye ile uyanacağız hep beraber. İYİ Parti'ye verdiğimiz destek, elbette ki biz demokrasiyi savunuyoruz. Gücü elinde bulunduran bir siyasal iktidarın bir partiyi seçime sokmamak için özel çaba harcaması, devletin kurumlarını etkilemesi bizim içimize sindireceğimiz bir olay değildir. Biz %10 seçim barajına yıllardır karşı çıktığımızı ifade ettik. Biz demokrasinin bu ülkede olmasını, bütün kurum ve kurallarıyla bu ülkede olmasını savunduk ve hala savunuyoruz ve savunmaya da devam edeceğiz. Önümüzdeki seçimler bireysel seçimler değildir. Sorun bir partinin sorunu, iki partinin sorunu değildir. Sorun Türkiye sorunudur. Türkiye'de hepimiz birlikte huzur içinde yaşamak istiyoruz. Demokratik standartların oldukça geliştiği bir Türkiye'de yaşamak istiyoruz. Bu bağlamda Saadet Partisi'nin demokrasiye olan bağlılığı, Saadet Partisi'nin yine demokrasinin geliştirilmesi yönünde attığı adımlar bizim açımızdan da, kendileri açısından da, Türkiye açısından da son derece değerli adımlardır. Ben de Sayın Genel Başkan'a ve arkadaşlarına yürekten teşekkür ediyorum. Teşekkür ederiz. Efendim sorularınız oldu. Buyurun. Orta kadar Abdullah Gül'ün adı. Orta kadar var mı efendim? Ya da orta kadar günlere geldi. Şu anda işte söylediğimiz sizin o sorulara cevap inşallah bu hafta sonuna doğru ortaya çıkar. Efendim, çalışmalarımız ediyor. Teşekkür ederiz. Evet, teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Anne. Ortak aday var mı Abdullah Gül abi? İnşallah hafta sonuna kadar çıkar. Yok öyle bir şey canım. Nereden çıkartıyorsunuz Abdullah Gül diyen yok orada. Eyvah eyvah eyvah. Aa, ben bu rüyayı daha önce nerede gördüm? Bu kabusu daha önce nerede gördüm? Biz İsmet'in yazısında gördüm. İsmet Özçelik'in yazısında gördüm. Bir de İbrahim Selvi'nin. Ha bunları tabii ben mutlaka böyledir diye okumuyorum. İsmet'in fikridir diye. İsmet'in köşe yazısıdır diye okuyorum. İsmet Özçelik diyor ki, CHP'nin esas adayı kim? Muhalefet hazırız dese de seçimlere hazır değil. AKP seçim kampanyasına başlayalı bir ay geçti. Ama muhalefet seyretti. Parti toplantılarında yaptıkları tahminlerin ötesine geçemediler. Yöneticiler reddetse de muhalefet partilerinde herkes durumun farkında. Zaman dar. Bazı partilerin seçime katılıp katılamayacakları bile tartışmalı. İttifaklar konusu belirsiz. Cumhurbaşkanı adayları muamma. Muhalefette el ayak dolaşmış halde. Şu aralar kapalı kapı arkasında hareketlenmeler arttı. Değişik mekanlarda peş peşe toplantılar yapılıyor. AKP'nin muhalefetin faaliyetlerini izlemek için özel bir ekip kurduğu konuşuluyor. İstihbarat kurumlarında desteğiyle gelişmelerin sıkı bir şekilde izlendiği ifade ediliyor. Reisten fırça yememek için hiçbir şey atlanmayacak talimatlarından söz ediliyor. Günlük rapor verildiğine ilişkin iddialar var. Saadet Partisi'nde çok etkili bir Abdullah Gül lobisi olduğu anlaşılıyor. Cuma günü yapılan ve telefonların dışarıda bıraktırıldığı toplantıda da bu net bir şekilde görüldü. Saadet'te Cumhurbaşkanlığı için birinci gündem Gül'ün ikna edilmesi. İkinci gündemde ittifaklar. Önümüzdeki birkaç gün çok kritik. Bu arada AKP'nin Saadet'ten parça koparma çabaları da sürüyor. Kesenin ağzı açılmış, hiçbir masraftan kaçınılmaması istenmiş. Kulislere yansıyan bilgilere göre Abdullah Gül CHP ve İYİ Parti'den gelecek haberlere bakıyor. CHP ve İYİ Parti olur derse Gül'ün de tamam diyebileceği ifade ediliyor. Tabii bu arada parasını Gül'e yakın iş adamlarının verdiği anketler de var. Yaptırılan anketlerin sonuçları da Gül'ün tavrında belirleyici olacak. Malum Gül risk almaz. Her şeyin altın tepside sunulmasını bekler. Bu sözler eski yakın bir dostuna ait. 24 Haziran'da seçim kararı ABD ve İngiltere kanadında da acil durum düğmesine basılmasına yol açtı. Yerli yabancı bütün elemanlar görevde. Gelişmeler kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Denetledikleri sivil toplum örgütleri de devrede. En çok merak edilen CHP'nin adayı. Kılıçdaroğlu kapalı kapı arkası görüşmelerine tam gaz devam ediyor. Dar bir ekiple faaliyet yürütüyor. Haluk Koç, Bülent Tezcan, Akif Hamza Çebi öne çıkan isimler. Partide geçmişte Ekmelettin İhsanoğlu olayı yaşandığı için herkes diken üstünde, yeni bir sürpriz endişesi yaşanıyor. Eski Genel Başkan Deniz Baykal'ın aylar öncesi bir an önce Cumhurbaşkanı adayımızı belirleyelim çağrısına vurgu yapılıyor. Kılıçdaroğlu yönetiminin ağır hareket etmesinin arkasında gizli gündemi olduğu iddialarını delillendirenler de var. Yönetimin sıkıştırılmış seçim tarihini bahane ederek dayatma
yapabileceği kuşkuları gündemde. Birilerinin fısıldadığı isim dayatılırsa hır çıkar ifadeleri kullanılıyor. Yeni bir Ekmelettin vakasına izin vermeyiz sesleri duyuluyor. CHP kulislerinde birinci ve ikinci tur üzerine hesap yapıldığı konuşuluyor. Parti tabanından gelecek tepkilerin giderilmesinin hesaplandığı vurgulanıyor. Başka çaremiz yok denilerek bir dayatma yapılmasından endişe ediliyor. CHP yönetiminin esas adayı başka ise CHP zayıf aday çıkaracak deniyor. İkinci tura esas adayın kalması sağlanıp CHP seçmeninin ona yönlendirileceği ifade ediliyor. Bir de Akşener tartışması var. Yani senaryo çok. AKP 24 Haziran seçimi için katakulli yapınca karşılığı da geldi. CHP İYİ Parti 15 milletvekili verdi. AKP'nin telaşı korkuya kapılıp seçim darbesine yönelmesi bütün demokrasi geleneklerimizi yerle bir etti. Ya burada bir araya gireyim ben. Laf şu. CHP İYİ Parti'ye 15 milletvekili verdi. Emre bir 100 lira borç versene. Bak 100 lirayı bile kolay kolay vermiyorlar adama. 15 milletvekili, bu milletvekilleri seçildikleri illerde Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy verenler tarafından seçildi. Eşleri, dostları, çevreleri çalıştılar, uğraştılar, şu bu partinin teşkilatları falan. Ne oldu? CHP Genel Merkezi bu 15 milletvekilini tuttu, 100 lira borç verir gibi şeye verdi, Meral Akşener'e. Milletvekili la bunlar. Hani kiralık futbolcu bile bu kadar kolay verilmiyor. Fenerbahçe Sivas'a bu kadar kolay kiralık futbolcu vermiyor. Devam edelim. 24 Haziran seçimleri şimdiden şaibeli hale geldi. AKP derhal yanlıştan dönmeli ve Cumhurbaşkanı adayları için yasa dışı engelleri kaldırmalıdır. Türkiye'yi düşünüyorsa ve dışarıdan gelecek operasyonları önlemek istiyorsa hemen ama hemen meclise sundukları tekliflerini geri çekmelidir. Yoksa Türkiye'ye yazık olacak. Bu kadar değil mi? CHP'nin esas adayı kim? Vallahi ne bileyim. Gül için onlar devreye girmiş, bunlar devreye girmiş. Neydi İbrahim Selvi değil mi? Şeyde. Abdülkadir Selvi pardon ya İbrahim nereden çıktı? Kafa karıştı. O da yazısının son bölümünde Abdullah Gül devreye girdi diyor. Şimdi bunlar doğru mu değil mi bilmiyorum. Ama bakın şimdi size bir liste yapayım. 1. Kemal Kılıçdaroğlu. Aday mı değil mi bilmiyoruz. Bakın, bugün Kılıçdaroğlu ile görüşecek olan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun görüşme trafiği önemli. Muhalefet cephesindeki beklenti Karamollaoğlu, Akşener ve Kılıçdaroğlu'nun ikinci adımı atıp 72 saat içinde yeni bir ittifak modeliyle ortaya çıkacakları yönünde bu gelişmeler ortak aday formülünü güçlendirmeye başladı. Abdullah Gül yeniden denkleme girdi. Uğruna darbeler yapılıp muhtıralar verilen Cumhurbaşkanlığı seçiminin muhalefete bırakılmayacak kadar önemli bir iş olduğu görüldü. Ama asıl önemli olan millet bu işe ne diyecek? Lafa bakar mısın ya? Cumhurbaşkanlığı seçiminin muhalefete bırakılamayacak kadar önemli bir iş olduğu görüldü. Ne demek bu? Ne demek ya? Abdullah Gül yeniden denkleme girmiş. Şimdi bakalım isimlere. Abdullah Gül kimdir? Atlantik'in adamı. Operasyonlarını bir savcı bulun delillendirin diyen kişi. Ermeni açılımını başlatan kişi. Kürt açılımı için çok güzel şeyler olacak göreceksiniz diyen kişi. Cumhurbaşkanlığı süresi boyunca AKP'den gelen hiçbir kanunu geri çevirmeyen, hiçbir kanunu sorgulamayan kişi, hiçbir kanuna itiraz etmeyen kişi. Abdullah Gül demek AKP demek. Abdullah Gül demek, Atlantik demek. Eğer Atlantik Tayyip Erdoğan değiştirecekse yerine bir başka Atlantikçiyi getirecek demektir. Kemal Kılıçdaroğlu adayı olur mu, olmaz mı? Bilmem. Yalnız Kemal Kılıçdaroğlu kendini ne diye tarif ediyor? Özgürlükçü demokrasi diye değil mi? Biz o lafı nereden biliyoruz? Soros'tan biliyoruz. Kimse kızmasın. Ben Dersimli Kemal. Budur. CHP yeni CHP'dir artık. 3. Meral Akşener. Az önce anlattım size. Atlantikçi. Elde var 3. Yani 3'te 3 Atlantikçi. Devlet Bahçeli saymıyorum. Aday bile değil zaten. Erdoğan destekliyor. Erdoğan.
Cumhuriyetle sorunları olan, Atatürk'le problemi olan, sadece ve sadece terörle mücadelede üstüne düşeni belki de devlet aklının hakimiyetinde yapan biri. Ama onun dışında işte seçim darbesiyle, şu suyla, bu suyla yine Atlantik'in planlarına hizmet edebilecek şeyler yapan biri. Başka? Temel Karamollaoğlu. Ne oluyor ya? Bu Temel Karamollaoğlu aşkı nereden? Demokrasi şirktir diyenler bunlar değil mi? Yani bir Atlantikçiyi göndereceklerse bir başka Atlantikçiyi getirme planıyla karşı karşıyayız. Ben sadece uyarmaya çalışıyorum. Benim söylediğim bu. O yüzden minnet eylemem dedim. Kızsanız da sevseniz de. Ben ve arkadaşlarım, Ekmelettin İhsanoğlu Exeter'dendir. Exeter, geri kalmış ülkeleri yönetmek üzere İngiltere'nin, Amerika'nın kurduğu bir okuldur. Oradan alırlar, Dünya Bankası'na, İslam Kalkınma Bankası'na verirler, orada yetiştirirler, sonra getirirler, ülkenin başına korlar. Bu adam CHP'nin adayı olamaz dediğimde bana çok kızdınız değil mi? Ne oldu? Ne oldu? Ekmelettin İhsanoğlu'na karşı o zamanlar gayet iyi bir profil çizen CHP milletvekili Emine Ülker Tarhan için 20 tane milletvekili yok mu dedik CHP içinde. Çok iyi hatırlıyorum, burada Süheyl Batum ilk imzayı kendisi verdi. 3 imzayı geçmedi be. Niye Ekmelettin İhsanoğlu'na karşı 20 kişilik bir CHP grubu çıkamadı? Ama bugün tak diye bir emirle geçiveriyorlar öbür partiye. Ben işim burasındayım. Burasındayım. Bir Atlantikçiyi göndereceksiniz, bir başka Atlantikçiyi getireceksiniz. Hepsi bu. Benim tartıştığım budur. Yoksa ne yaparsanız yapın, bana ne? Benim söylediğim şu. Ah keşke Şaduman'a söyleseydim de fotoğraf atsaydı ya. Dün çekim yapamadık, orada fotoğraf çektik ama. Arkadaşlar dün Silivri'deydik. Silivri duruşmaları 2014'te mi bitti? Kaçta bitti? 2014'tü değil mi? 13 mü? Demek ki 5 yıldır doğru dürüst gitmemişim. Dün biraz erken gittim. Silivri'nin içine dönmek yerine devam ettim. Ceza infaz kampüsleri bilmem nesi denilen yol ayrımına varmadan o tarlaları gördüm. O Ağustos ayında gaz fişekleri atılarak yakılan tarlaları gördüm. Oradaki kararın açıklanmasından sonra verilen mücadele gözlerimin önüne geldi. Neler yaşadık dedim. Neler yaşadık gerçekten. Bir kumpası bozduk, hep beraber bozduk. Bakın Silivri duvarlarının önüne Ağustos sıcağında ya da Aralık karında 100 bin kişi dayandı. Şimdi 100 bin imzayı nasıl toplayacaksınız diyorlar. Hey yavrum hey. Ne oldu ki? Ha ara mı, ben bitti zannettim. Ya tam da güzel yerinde kessin ha. Hani en heyecanlı sahne. Ha Silivri'yi anlatıyordum değil mi? İşte o şeyler Ağustos sıcağında ya da kışın kar altında o soğukta falan verilen mücadeleler geldi aklıma. Oradan döndüm sonra Silivri'nin içine girdim. Öğretmen evinin yanındaki çay bahçelerinden birinde oturdum. Arada sırada cezaevinin oradan Silivri'nin içine gelip oturduklarımızı hatırladım. Sonra Şaduman çıka geldi böyle koca bıyıklı Şaduman. Neredesin kardeşim ya dedi. Haydi öğretmen evine girdik. Çoğunluğu daha önce görmediğim yüzlerden oluşan bir 150 kişilik toplulukla birlikte kahvaltı ettik. Yeni katılan arkadaşlar varmış.
Erkan Önsel, bizim Silivri valisi Hıdrok Kor'daydı. Çok keyifli bir kahvaltıydı. Gerçi Şahruman vaat ettiği sucuklu yumurtayı da yaptırmadı ama canı sağ olsun. Benim aslan arkadaşım Silivrili Engin de oradaydı eşiyle birlikte. Hatta hemen imza attılar Doğu Bey için. Şimdi diyorlar ki yok nüfus kağıdını da getireceksin, adres, ikamet adresini belgeleyen bir kağıtta getireceksin, bilmem ne. Aklımı önünde Cumhuriyet Bayramı kutladığımız, oradan da Anıtkabir'e yürüdüğümüz olaylar geldi. 2-3 milyon vardı orada. Şimdi diyorlar ki yok 100 bin kişiyi nasıl götüreceksiniz? Yok o imzalarını hallederiz. Hani bir şarkı vardı mısın ona Emre? Zalimin zulmü varsa sevenin Allah'ı var. Bizim de milletimiz var. Yüce Türk milleti. Hepsi odur. Başka şeylere geçelim mi? Bugün bayram ya. Ya Serkan, çocuklara bir şey yap ya, bir şey çal. Bugün onların günü. Hep ağır siyaset konuştuk, ağır siyaset konuştuk. Hiç uyarmıyorsun da abi, bugün çocuk bayramı ya. Dur bir çocuklar konuşsun ya da çocuklar şarkı söylesin diye. Ha? Hadi. Büyük hayaller cesaret ister. Küçük Deniz'in büyük bir hayali var. Hayalinin peşinde günlerdir koşuyor. Bugün cesaretini toplayabilirse o soruyu soracak. Bir ufaklık. Ama sen beni uçurabilirsin. Nasıl? Artık kumandalar sende. Teşekkürler. İşler. O zaman gösteri zamanı. İki bire rüzgar sakin, 6 metre 30 rüle serbest. Şimdi kalkıştayız. Vuru yukarı hareket. Sağa dönüş. Kurt 05, pilot serbest, rüzgar 210'dan 12 knot. Burun yukarı, hazır, şimdi. Cesaret ister. Türk Hava Kuvvetleri. Evet. Selcan Taşçı Yeni Çağ'dan biraz kırık sanki böyle, biraz üzgün sanki böyle, sanki
ne derler, nostalji mi derler? Sanki biraz çocukluğunu şey yapmış gibi, flulaştırmış gibi bir yazı yazmış. Arkadaşlar, çocuk insanın ana vatanıdır çocukluk. Oyun da çocuğun ana vatanıdır. Dur bakalım Selcan ne yazmış, Selcan Taşçı. Bugün 23 Nisan. Biz çocukken neşe doluyor insan diye devam ederdi bu cümle mutlaka. Lafta kalmazdı. Başta çocuklar olmak üzere insanlar sahiden neşeyle dolarlardı da. Artık derin bir keder var her yanda. Biz çocukken sanki her tarafta var bir düğün. Çünkü en şerefli, en mutlu gün diye şarkılar söylerdik 23 Nisan'larda. Günler öncesinden başlardı heyecan. Bazen soğuk olurdu hava. Sabah ayazında geçit töreninin ciddiyetine uygun şekilde montsuz, beresiz, eldivensiz tir tir titrerdik. Kiril kiril yavru kurt formalarımız, üniformalarımızda o titreme bile kutsal gelirdi bize. Onurlu, gurur duyardık. Uzun, upuzun sürerdi bayramımız o zaman. Acıkırdık. Öğretmenimizden gizli gizli ama zinhar ön sıranın nizamını bozmadan artık simittir, halka tatlıdır, talaş böreğidir, hangisinin satıcısına denk gelirsek alır aynı gizli. Yok, duygu dünyalarında. Bayramı olmayan çocuk kuraklığında büyüyorlar. Biz oyuncak bebeklerimize giydirirdik. Şimdi sapkın fetvaların caizdir dediği yaşta gelinlik kılıklı kefen geçiriliyor bir kısmına. Bir kısmı aç, abla bir ekmek parası diye avuç açıyor köşe başlarında ve karda, kışta, yağmurda, çamurda. Yalın ayak, yırtık pırtık kıyafetlerle dillendirilen o çocuklarının sırtından geçinen bir var her gün biraz daha. En çok cami avlularında gördüklerimiz var bir de. Ya annelerinin kucağında, ya kucağında bir fotoğrafla tanımadığı bir sürü asker abinin arasında, çoğu zaman gözlerinde düştü düşecek bir damla yaslamış alnını ay yıldıza, öksüz yetimliğin şerefli ambalajı şehit çocuğu olarak anılacak hayatının geri kalanında. Gidin okul önlerine, 12-13 yaşında çocukların ellerinde sigara, dillerindeki konuları ben utanıyorum buraya yazmaya. Bu görünen yüzü. Ne çok çocuk uyuşturucu belasının esiri olmuş durumda madalyonun görünmeyen tarafında. En iyi aileye çocuğuna bakın, yarış atı olarak formatlanmış, yaşını yaşamının çok uzağında. Elinde balonlarla sokaklarda gezip dolaşmak ona çizilen sınırların hayal edemeyeceği kadar dışında. Ve bugünün onun için tek anlamı biraz daha test çözebileceği tatil günü olmasında. Velhasıl çocuklar bayramlarını kaybetti. Biz çocukları. Geçmiş olsun. Ataya layık olabilme fırsatı 23 Nisan'ın çocuk bayramı, yani böyle de milli egemenlik bayramı ilk günkü bir başarı için nasıl kendi öz kimliğimizi unutacağız da başkalarının kimliklerine sarılmaya çalışacağız? Niye böyle yapıyoruz? Ya bir filmde rol alabilmek için diyenler, bir para kazanabilmek için, ne biçim sanatçı bunlar? Mesela bir fotoğraf gördüm. Fatma Girik çok güzel kadındı be bizim gençliğimizde, çocukluğumuzda. Bembeyaz bir ten, mavi gözler, simsiyah saçlar, boylu poslu. Herhalde 70'ine falan gelmiştir Fatma Girik. Sanatçı dediğim bu işte. Fatma Girik, Torba Mahallesi'ndeki iki katlı villasına bu sabah, yani 22 Nisan sabahı, 60'ar metrekarelik dev Atatürk posteriyle Türk bayrağı astı diyor. Bu işte. Yani bunun yaptığı bu hareket etrafını heyecanlandırır. Hani Selcan diyor ya, kimse heyecanlanmıyor, kimse şey yapmıyor. Şimdi bu bütün mahalleyi heyecanlandırır. Ve sanatçı budur. İşte budur, tam da budur. Kendi sorumluluğunu bilen, toplumsal sorumluluğunu bilen. Hadi karşısına çıkın bakayım. Çıkamazsınız. Türk bayrağını ve Atatürk'ün. Hoşuma giden bir fotoğraf olduğu için paylaşmak istedim sizlerle. Sevgili arkadaşlar, dediğim gibi
Çin'de bulunduğumuz koşullar zor koşullar, kabul ediyorum. Ama bir de şöyle bakın, onların bizden istediği şey umutsuz olmamız. Canımız sıkılsın istiyorlar, moralimiz bozulsun istiyorlar. İşte öf diyelim, bilmem ne. O zaman ne yaparız? O zaman sağlıklı düşünemeyiz, sağlıklı hareket edemeyiz, sağlıklı eylem yapamayız, sağlıklı tavır alamayız. Biliyorum, bıktınız. 16 yıl be, dile kolay. Bıktınız. Tamam, haklısınız. Ama denize düştük diye yılana sarılmayın diye konuşuyoruz burada. Onu anlatmaya çalışıyoruz. Yoksa bakın ben size neler anlatacağım aslında. Bakın başka şeyler var. Hey. Şimdi çocuklardan bahsediyoruz değil mi? Hepimizin istediği nedir? Çocuklarımız iyi bir eğitim görür. Bunu nasıl yaparız biz? Devletin okulları vardır, göndeririz. Anayasaya göre eğitim hakkı eşit ve parasızdır. Çocuğumuz da sıkar biraz, derslerine çalışır, devletin okullarından büyük adam olur. E hep öyle olmadı mı? Sefaköy'de bir tane ilkokul vardı, Mustafa Eravutmuş İlkokulu. Karda, kışta, yürüye yürüye, ne servis, ne bir şey, hı, hiç. E Sefaköy Ortaokulu, üzüm bağlarının içinden, çamurun içinden yürürdük giderdik. Ama bilirdik, devlet bize doğruyu öğretecek, bize doğruyu anlatacak. Ama yani bir çocuk için dünyanın parası, okul ücreti yoktu bizim zamanımızda ya. Bakın şimdi AKP döneminde özel okullar 12 kat arttı. AKP döneminde 788 olan özel okul sayısının 10 bine yaklaştığı belirtilerek özel okul sayısının AKP döneminde 12 kat arttığı bildirildi. CHP NİDE milletvekili Ömer Fethi Gürer, özel okul sayısındaki artışın incelenmesi için meclis araştırması istediğini hatırlatarak, 788 özel okul sayısının AKP iktidarında 10 bine yaklaştığına dikkat çekti. Ülke genelinde 9569 özel okulda 1.263.000 öğrencinin eğitim aldığını kaydeden Gürer, yüksek ücretler ile eğitim veren okulların geçmişte yaşanmış olumsuz örnekleri nedeniyle yakından izlenmesi gerektiğini söyledi. Bu olumsuz örneklerden kastı da FETÖ okullarıdır. Arkadaşlar açık konuşalım. Aileler çocuklarını neden devlet okulları yerine ücret ödeyerek özel okullara göndermektedir? Özel okulları cazip kılan nedenler nedir? Sorularını yöneten Gürer, giderek biten özel okullar çok yönlü araştırılmalıdır. Yüz binlerce çocuğun eğitim aldığı okulların tercih nedenleri varsa sorunları bu okullar ile Milli Eğitim Bakanlığı okullarının olumlu ve olumsuz yönleri araştırılmalıdır dedi. 12 kat artmış. Özel okula göndermek nedir biliyor musunuz? Normalde bir çocuğun aylık eğitim masrafı 200 bilemedin 300, hadi servisiyle 500 lira olacakken aylık masrafının 2000-2500, hatta okuluna göre 3000-4000 lira olması demektir. Ortalama bir özel okul, diyelim ilkokul için 10-15, ortaokul için 15-20-30-40 bin lira. Daha pahalıları da var. Nasıl gönderecek? Ama özelleştirme işte bu. Eğitimin özelleştirilmesi. Niye karşıyız? Bundan karşıyız. Özelleştirme demek sadece şeker fabrikalarının satılması değildir. Siz devlet okullarını zayıflatırsanız, alayını İmam Hatip'e çevirirseniz, göndermeyeceğim ben İmam Hatip'e, mecbur muyum göndermeye? O zaman buraya mecbur kalıyorsunuz. Buraya mecbur kalıyorsunuz. Özelleştirme bu. Güvenlikte özelleştirme, bir sürü özel güvenlik şirketi. Tamamıyla toplumun kapitalizme teslim. Yani sistemle ilgilidir. Yani bu sistem çürümüşse, bu kapitalist sistem dökülüyorsa, eğitimi de dökülür, güvenliği de dökülür, işte sağlığı da dökülür, hukuku da dökülür.
Ama şurası sağlam diyemezsiniz. Siyaseti de o yüzden dökülüyor. Bu sistem bitti. Bu sistemi bize 30 sene pazarladılar. Neoliberal sistemdir bu. Yükselen değerler sistemi. Küresel dünya sistemi bu. Bu bitti artık. Ulus devletle küresel sermayenin savaşı bitti. Bundan sonra ulus devlet güçlenecek. Kim ki hala küresel sistem, işte liberal, neoliberal sistem dönemine uygun siyaset yapıyorsa onlar temizlenecek. Biraz önceki bütün itirazlarımız bu yüzden. Hepsi bu yüzden. Bu bilmem ne, gitsin, tamam yerine ne? Atlantikçi. Ama o kadar bunalmış ki insanlar, anlat anlat, ya ya ile olmuyor. Denize düşen yılana sarıldığı zaman kurtulmuyor. Anlattığımız o. Halbuki bakın bizim karşımızda ne var? Hala bir PKK-PYD, YPG belası var. Bununla savaşımız bitmiş değil. Hala her taraftan FETÖ'cü fışkırıyor. Mesela Hava Kuvvetleri Komutanı'nın değil mi? Emir subayı hala FETÖ'cü çıkabiliyor. Bunlarla savaşabilecek olan gelsin. Eski Hava Kuvvetleri Komutanı Emekli Orgeneral Abidin Ünal'ın Emir subayı Binbaşı Abdurrahman Akay FETÖ soruşturmasında tutuklanarak cezaevine konuldu. Ağustos 2017'ye kadar Ünal'ın emir subaylığını yapan Akay FETÖ irtibatını kabul etti. Darbenin üstünden neredeyse 2 yıl geçti. Hala çıkıyor. Peki ben size biraz önce bir küpür göstereyim mi? Fethullah Gülen'in Gülen'le ilgili ajanlık iddiaları ta 15 sene öncesinde. Memlekete hizmet nereden ajanlık oluyormuş diyordu Meral Hanım. E şimdi ben nasıl inanayım Meral Hanım gelecekte bunlarla savaşacak? He? Nasıl inanayım? Arkadaşlar, FETÖ ile, PKK ile, terörle mücadele edecek biri gelsin. Hadi ya, İstiklal Caddesi'nde çocuklar 23 Nisan kortej yürüyüşü yapıyor. Ayrıntıları Dilek Doğan aktaracak. Şöyle yapalım, benim çocukluğumdaki gibi demek ki Dilek Doğan aktarsın. Hiç bana dönmeyin, verebildiğiniz kadar çocukları verin, onunla bitirin programı. Hadi bakalım. Evet, şu anda İstanbul Taksim Meydanı'ndayız. 23 Nisan etkinlikleri dolayısıyla Taksim'de de kutlamalar başladı. Görüyorsunuz. Son sürat devam ediyor. Coşkuyla kutlanıyor 23 Nisan. Öğrenciler ve aileleri şu anda meydanları doldurmuş durumda. Ellerinde bayraklar. Görüyorsunuz, biraz uzatalım, mikrofon uzatalım isterseniz. Evet. Merhaba. Kortejimiz yerini alırken. Bugün 23 Nisan. Neler hissediyorsunuz? Evet, bugün uzatalım. 23 Nisan çocuk bayramı. Bayram kiminse merdivenlere onlar otursunlar lütfen. Öğrenciler. Biraz utangaç çıktılar. İsterseniz bu tarafa bir mikrofon uzatalım. Merhabalar. Merhaba, bugün 23 Nisan. Neler hissediyorsun? Nereye gitmek? Nasıl kutlamalar peki? Merhabalar hocam. Merhaba, hoş geldiniz. Çok top. Nasıl kutlamalar? Çok çok harika, süper. Öğrencilerden bayağı katılım var. Ben basınlarım, ben benle yapma beni. Çok teşekkür ederim, çok güzel. Ediyoruz. Evet, her okula özel kostümler dikilmiş. Öğrenciler özel kostümlerle katıldı kutlamaya. Kutlamada Beyoğlu Belediye Başkanı da yer alıyor. Gördüğünüz gibi etkinlikler devam ediyor. Birçok etkinlik var, konserden tutun da. Mehmet Bulut, lütfen buraya gelir misiniz? Evet, öğrenciler Mehmet, kutlama Mehmet, için yerlerini Mehmet, almış Mehmet durumda. Havada Bulut yok ama Mehmet nerede acaba? Gördüğünüz gibi coşkulu bir ortam var. Bütün Taksim Mehmet Meydanı Bey, doldu. Şu tarafa da kamerayı uzatırsak hem aileler hem öğrenciler alanları doldurmuş durumda. Hoş geldiniz Mehmet Bey. Siz değil misiniz?
misiniz? Mustafa Bey, siz hoş geldiniz. Evet, yerimizi alalım lütfen. Öğretmenlerimiz yardımcı olsunlar. Biraz seni hareket edelim. Evet, Beyoğlu Belediye Başkanı'nı gördük. Şimdi Beyoğlu Belediye Başkanı'nı uzatalım mikrofonu. Başkanım, nasılsınız? Sağ olun. Vallahi çok güzel görüyorsunuz. Heyecanlı, eğlenceli. Yavrularımızı hayatın merkezine çekelim. Onları önemsediğimizi, onlara kıymet verdiğimizi, geleceğin büyükleri olduğu hissini vermeye gayret ediyoruz. Bir dizi etkinlik yapıyoruz. Sportif, kültürel etkinlikler bunlar. Ama en güzeli Taksim Meydanı'nda ve İstiklal Caddesi'nde olan. Ben bu vesileyle bütün yavrularımızın, gençlerimizin, burada 500 civarında öğrencimiz var. Ama hepsi anaokulu düzeyinde öğrenciler bunlar. Evet, başka ülkelerden de öğrenciler gördük. Çin'den bu sene konuğumuz Çin. Evet. Coşkulu bir şekilde devam ediyor. Evet, devam ediyor. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Başkanım. Sayın Başkanım. Çocukları yerleştirdikten sonra lütfen Allah yanlara doğru geçin. Çocuklar ayrılmış durumda. Veliler ayakta duracak ama özellikle çocuklar için hazırlandı oturma yerleri. Çünkü çocuklara özel şenlikler olacak. Ortamda gördüğünüz gibi şarkılar söylenecek, konser yapılacak. Evet, herkes otursun lütfen, başlıyoruz.